Arkadaşlar selam, hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda karşımda Yiğitan Tavşanoğlu var. Merhabalar. Kendisi veri tabanının kralı. Piyasada gördüğüm en iyilerden biridir kendisi. Vallahi zor bulursunuz böylelerini. O yüzden kıymetini bilin. Ona göre soru da sorun isterim. Özellikle. Yiğitan. Hemen ben. Evet abi. Yiğitan'ı bu arada ben tanıyorum. Daha önceden. Uzun zamandır arkadaşım, dostum. Kardeşim gibidir. Dediğim gibi bugün veri tabanı konuşacağız. Yiğitan nedir, ne değil konuşacağız. Şimdi ben burada diğer arkadaşlara dağıtmak için Instagram'ı canlı yayınlayacağım kısa bir süre. Sen bu sırada Yiğitan Tavşanoğlu kimdir, nedir, ne yapmıştır, nerede okumuştur? Ondan sonra bu bilgisayar işine nasıl dalmıştır? Bir anlat bakalım bize kendini. Yiğitan Tavşanoğlu, 91 doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunu. Son 8 senedir de yaklaşık olaraktan veri tabanlı uzmanlığı yapmaktadır. Bu veri tabanlı uzmanlığını IFS ismi verilen bir ERP firmasında yapıyorum. Bu IFS Global İsveç tabanlı bir şirket. Biz de Türkiye şubesindeyiz. 200-250 civarı müşterimiz var. Bunların hepsi WebLogic uygulama ve altında Oracle Database kullanıyorlar. Aslında bizim uzmanlık alanımız %100 olarak Oracle Database'lerin kendisi. Aynı zamanda da MySQL'in community liderliğini yürütmekteyim Türkiye'de. MySQL tarafında da belli çalışmalarımız var. RDBMS veri tabanlarıyla genel olarak da ilgileniyoruz. Onların bakım süreçlerini Dur dur ilerletiyoruz. Yiğitan dur dur dur. Anında teknik daldın. Öyle dalma dalma. Öyle o kolay değil o işler. Şimdi sen fizik mühendisi okudun değil mi? Evet. Güzel. Fizik mühendisliğin. Peki yani bu IT işine nasıl girdin? IT işine nasıl girdim? Aslında IT işine girişim benim liseden geliyor. Lisede ilk forum sitesini yaptıydık. O forumların ünlü olduğu zamanlar 2007, 2008'ler, 2006'lar belki. O dönemlerde hadi dedik 3-4 arkadaş bir araya gelelim, bir forum sitesi açalım. Hani forum TR var, donanım haber var, daha yeni Ha, çıkmış. Sitesiz açıyorsunuz ama kod yazmayacaksınız. Hazır forum sitesi. Evet, Webullet'in bulduyduk işte bir tane hazır script. Aha. Ondan sonra gittik bir yerlerden işte FTP sunucu host satın aldık. İyi. Sonra işte onlarla uğraşa uğraşa bir şekilde kaç sene Ne olmuş. üzerine forum açtınız? Hadi konuyu şey yapmayın. Ne üzerine? Hızlı geçmeyin. Ne üzerine? O zamanlar genel. Nasıl yani? Mesela MP3 paylaşımı, video paylaşımı, genel içerik paylaşımı. Hani o zamanlar bir forum TR diye bir forum vardı. Çoğu arkadaş hatırlamaz ama her şeyden vardı biraz. Onun üzerine bir forum sitesi açmış. Anladım. Ama sonrasında Webullet'in de lisanssız kullandığımız için bir takım cezai süreçlere de maruz kaldık. Öyle şeyler olmuş. Sonrasında da forumumuzu kapatmak gençlik durumunda yani kaldık yapılıyor tabii. şey. Öğrenmek için yapmışsınız zaten. Yanlış hatırlamıyorsam yıllardan 2006'ydı bunlar yaşanırken. Yılda. Belki yani bu forum sitesi işine girdiniz. Güzel. Oradan bir şeyler öğrendin. Yani daha çok sunucu sistemini öğrendin. Kurmayı öğrendin. Bir programlama vesaire henüz bilmiyorsun. Yok, o programlamayı bilmiyordum o dönemde. Tamam. Ama genel olarak da sistem hani FTP, protokoller, işte IP, DNS serverlar, domain yönlendirmeleri. Genel hani internet jargonunu öğrendim daha doğrusu, öyle söyleyeyim. İnternet jargonu ne? Sonra şu anda sen yani veri tabanı uzmanı diye geçiyorsun. Bu oradan oraya uçmadın herhalde. Aradaki ki sen programla yazıyorsun, scriptler de yazıyorsun. Hatta büyük boyutlu programlar da yazıyorsun anladığım kadarıyla. Tabii ki. Yani bizim içeride de geliştirmiş olduğumuz büyük boyutlu yazımlar var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Nasıl buraya geldiğimden bahsedeyim biraz. Ondan sonra üniversiteye geldik. Üniversitenin ilk senesinde bir magazin sitesinde işe girdim. İşte orada yazılımcı olarak, web developer olarak. PHP Development'a başladım 2009 yılında. Ondan sonra baktım dışarıya web sitesi yapıyorum. İşte FTP'ler vesaireler. Nasıl postlar, öğrendin bunlarla... bu PHP işini? Böyle sana içine doğmadı herhalde. Oturdun, çalıştın, Yani video seyrettin, şöyle... kitap mı okudun? Şöyle bir o zamanlar böyle çok YouTube falan da vardı da o kadar şey değildi, ünlü değildi. Zengin Udemy değildi. gibi platformlar yok. O zamanlar işte PHPNet'in yanlış hatırlamıyorsam kendi eğitimleri vardı. Oradan bir yerlerden hani işimi görecek kadarını öğrene hani daha çok mesela hazır bir sistemi alıp WordPress olur, Joomla olur bunlar. Bunların işimi görecek olan kısmını değiştire değiştire web sitesi yapmaya Yani devam deneme ettim yanılmayla ben de. öğrendin sen bu işi. Deneme yanılmayla Kaynak öğrendim. İşte olmayınca. web sitesi yapıyorduk. 3-5-3-5 oradan işte bir şeyler kazanmaya çalışıyorduk 2009 Ya yılında. peki şimdikiler çok şans diyebilir misin? Tabii ki. Şimdi bizim zamanımızda cloud gibi ortamlar bile yoktu. Biz birçok şeyi kendimiz yapmak. Hani 2009'da cloud'un daha yeni çıkışlarından bahsediyoruz. Evet. Hazır sistemler yok. Her şeyi kendi başımıza yapmak zorundayız. Hatta şöyle aktarayım ben size. Mesela ne kadardı? Bir web sitesinin işte yıllık barındırma ücreti $50 o dönemde.
Yıllık barındırma ücreti. Ama siz gidip sunucu kiralarsanız, bu fiziksel olur vesaire olur. Bunu da kendiniz yapılandırırsanız işte 10 tane müşteriye bu 50 dolar gibi bir fiyattan hizmet verebiliyordunuz. Ben buradan da sisteme başladım. Hani oradan 3-5-3-5 bir şeyler daha kazanalım. Hizmeti de biz verelim. Hosting hizmetini. Onu da dışarıdan satın almayalım diye diye. Sistemcilik tarafına merak saldım ben işe. Yani Linux sistemler üzerine çalıştın değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Yapılandırma, işte web sistemleri, web sitelerinin barındırıldığı sunucular üzerine çalışmaya başladım 2009 yılında. Ondan sonra 2010-2011 gibi İTÜ'de Yüksek Başarılı Hesap Merkezi var. Biliyorum. Uyan. Orada işe girdim. Muhem'de işe girdim. Orada belli bir dönem sistemcilik yapma imkanı buldum. Hani orada birazcık daha sistemin iyice içine düşmüştük. Hani tamamıyla sistem işiydi. Neredeyse hiç Hepsi development Linux yoktu. makineler şey yapıyor arkadaşlar. Paralel bilgisayarları birleştirip bir süper bilgisayar elde ediyorlar. MPI'de derlemeler yapıyorduk işte. Günlerce sürüyordu bazen derlemelerimiz. Olur Ha, tabii. oradan sistem içinin işine iyice girmiş bulundum. Ondan sonra da oradan ayrıldıktan sonra aslında IFS'e giriş hikayem de çok komiktir. Ondan bahsedeyim birazcık. Tuğdan kendi yeri gösteriyorum Instagram'a. Tamam be, veri tabanına nasıl atladın? Yani sen şu ana kadar PHP üzerine kendini geliştirdin. Ondan sonra Linux sistemler üzerine çalıştın. Hatta yüksek hesaplama başarım üzerine çalıştın. Farklı bir konu. Çok ayrı bir dünyadır biliyorsun. Yani bir web Evet sunucu evet yönetmeye kesinlikle. benzemez yüksek hesaplama başarım sistemi yönetmek. Yani tekrar ediyorum, bir süper bilgisayar yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle binlerce core'u birleştirip hesap yaptırıyorsunuz bir bilgisayarmış gibi. Sonra oradan ayrıldım ve veri tabanı nereden geldi? Onu çok merak ettim konuma. Şöyle oldu. O birazcık da benim şu an içinde bulunduğum hani IFS Türkiye'nin yönlendirmesiyle oldu veri tabanı kısmı. IFS Türkiye'ye benim giriş hikayem de şöyle. 2013 yılı yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında orada bir web sitesi ilanı vardı. Hani ben de UHEM'den ayrıldıktan sonra iş arıyordum. Hani ne yapabilirim diye düşündükten sonra ne iş olsa yaparım şeklinde düşündüğüm için web sitesi yapma işine başvurdum ben IFS Türkiye'de. Sonra oradan web sitesini yaparken oradaki müdürüm Barış Bey beni fark etti. Ne kadar iyi bir sistemci olduğumu. Dedi ki bizim de bir veri tabanı konusunda bir personele ihtiyacımız var ama biz bunu sıfırdan yetiştirmek istiyoruz. Hani sen bunu alıp müşterini Oo, büyütebilir misin? şanslı adamsın. Bir saniye istiyorum Yiğitan. Arkadaşlar YouTube'dayız. YouTube kanalına gelin. Buradan Yiğitan'ın sesi gelmiyor. Yazık ki sadece benim kulaklığıma geliyor. YouTube'a bekliyoruz Gökhan Akın kanalına. Okey, görüşmek üzere. Şimdi o zaman sen anladığım kadarıyla veri tabanı üzerine çok bir uzmanlığın yoktu. Hop, senin görüntü küçüldü biraz. Ayarlayalım onu. Çok bir şey yoktu uzmanlığın. Okey, ve sana dediler ki şey, bu çocuğu geliştir. Ne derler? Şu anda bizim Ar-Ge direktörümüz işte Barış Bey beni fark etti ve dedi ki hani sen veri tabanı uzmanı olmak ister misin? Hani sistem geçmişin de varmış. Yapabilir misin? Hani birazcık daha sistemciliğin çünkü bana kalırsa birazcık daha uzmanlık isteyen bir tarafa. Hani sistemciler de kendi aralarında ayrılıyorlar. İşte yüksek trafik yönetimi, big data yönetimi bunlar sonucunda sistemci bir yerde. Veri tabanı da sistemciliğin bir alanı gibi görüyorum ben de zaten. Veri tabanı konusunda ben kendimi geliştirmeye başladım. 2013 veya 14 yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda bir Oracle eğitimi aldım. Sadece bir haftalık. Burada bir orijinal bir nokta var. Yani bak mesela Linux sistem üzerine kendini çalışıp geliştirmişsin, işte PHP kodlamayı kendi üzerine çalışıp geliştirmişsin, ama bir veri tabanında kendi kendine çok ileri gitmek herhalde çok daha zor mu? Yoksa çünkü sen destek almıştın. Şöyleydim. Yaklaşık olarak bir haftalık bir eğitim aldım ben veri tabanı konusunda, Oracle konusunda. Ondan sonra bu eğitimden sonra ben bayağı bir şey öğrendim ama bana neyi öğretti? İlk başta kendim ne şekilde geliştirebileceğimi öğretti bu da. Anladım. Bir de bizim şöyle bir avantajımız vardı IFS Türkiye'de. Bütün sistemlerimizin hepsi Oracle. Yaklaşık olarak 500 civarı makine var prod ve test ortamlarıyla birlikte. Ve bunlar geçmişte hani dışarıya taşere edilme mantığıyla çalışıyordu bizim firmamızda. Benden sonraki süreçte artık bu işlevleri dışarıya taşere etmek yerine kendi içimizde çözmeye başladık. Bir nevi birazcık ateşin içinde kaldım aslında. Güzel, güzel. Ama seni çok Öyle geliştirmiştir. öyle. Çok geliştirdi. İşte ekibimizi kurduk. Ayrı bir firma daha açtık. DBO ismini verdiğimiz ürünler yazdık. İşte Oracle veri tabanı üzerine yazmış olduğumuz iki tane ürünümüz var. Biri profesyonel yedekleme üzerine işte alınan yedeğin otomatik olarak geri dönüş işlemlerini kapsıyor. Öteki de disaster ortamı. Süper, süper. Yani sadece veri tabanı yönetmek değil, bunun üzerine development da yapıp Tabii ürünler geliştirmişsiniz. Harikulade. DevOps gibi de düşünebilirsiniz bizi birazcık da. Bunun yanında verdiğimiz başka ekstra hizmetler de var. Sadece veri tabanı işine de bakmıyoruz biz IFS Türkiye'de. Şimdi yeni yeni girdiğimiz bir sanallaştırma işimiz var. Müşterilere VMware'dan KVM odaklı olarak geçiş yapmaya
zorlamaya çalışıyoruz. Sebebi de şu, Oracle biliyorsunuz VMware'e destek vermiyor, direkt support'u yok. Ve müşterilerimiz VMware ortamında Oracle koşturduğu zaman sorunlar çıkabiliyor ekstra. Oracle'da bu 2019 yılında KVM desteğini yayınladı. Artık dedi ki bu supported platform. Siz Linux KVM'de O koşturabilirsiniz zaman dedi. burada bir pauslayalım şimdi. Teknik bilgisi az olan arkadaşlar var arkadaşlar. Bu VMware bir sanallaştırma platformu. İşte bir bilgisayar üzerine onlarca, güçlüyse yüzlerce sanal makine kurmanızı sağlıyor. KVM ise bunun şeyi, open source ya da özgür yazılımı diyebiliriz. Bu arkadaşlar için bir ücret ödemiyorsunuz. Bir lisans parası sınırı yok. İstediğin kadar sanal sunucu kuruyorsun. Ve yani böyle olmasına rağmen profesyonel kurumlar rahatlıkla gözü kapalı bölümleri kurabiliyorlar. Yani open source camiası ya da özgür yazılım camiası hakikaten alıp başını gitmiş durumda ve yani devasa kurulumlar veri tabanlarını bunlara güvenip üzerinde çalıştırıyorlar ve burada şeyi soracağım yani bu veri tabanı işi ben biz migration işi varsa örneğin bir sistem olsa taşınıyorsa ben hep iki tane laf ederim. Bir derim storage'a çok iyi bak. İki database'e çok iyi bak. Veri tabanı sunucusuna. Bunlara gözün gibi bak. En tehlikeli taşıma sürecidir bunlar derim. Yani veri tabanı işi çok hassas ve zor bir iş. Kritiklik seviyesi en yüksek iş. Çünkü biz hep şöyle diyoruz müşteriye. Fabrikanızda bir yangın çıksa fabrikanızın her şeyini sigortalayabilirsiniz. Ama verinizi kaybettiğiniz anda fabrikada kim çalışıyor, kime ne kadar satış yaptım, ne ürettim, bunların hepsini kaybediyorsunuz. Yani. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Ya orada çalışan yazılım kodunun da bir backup olabilir ama veri sürekli değiştiği için onu böyle yani daha hızlı backup alacaksın ya da backup'ı fabrika içinde tutuyorsan o da yandı. Gibi durumlar söz konusu ki Ya başımıza da da geldi daha mesela önce. atıyorum ya yazılım yok oldu tamam mı? Veriyle tabanın duruyor. Oradan bir şekilde recover etme şansımız var Arthur. Tabii yazılım bir daha derleriz, uygulama sunucusunu bir daha kurarız. Hani bunlar problem değil. Ama veri tabanının backup'ı yoksa elimizde bütün veriyi kaybetmiş oluyoruz geçmişe dayalı. Bir de bizim şu anki tuttuğumuz veriler kritiklik seviyesine yüksek olan datalar. Yani bir firmanın tepeden tırnağa her şeyini kapsıyor. İK'sından muhasebesine, finansına, satışına, satın almasına, üretimine. Hepsinin datası tek bir noktada barındırılıyor. Onun için Anladım. kritiklik düzeyi çok yüksek. Yani bu ERP dediğin yazılım türevi mi oluyor? Şöyle ERP dediğimiz yazılım zaten kurumsal kaynak planlama yazılımı olarak geçiyor. Türkiye'de bunların en ünlüsü SAP. SAP çoğu arkadaş da biliyordur diye tahmin ediyorum. IFS'te biz dünyada ikinciyiz SAP'den sonra. Aynı şekilde SAP gibi IFS'te bir firmanın tepeden tırnağa bütün süreçlerini devralan, yönetebilen tek bir yazılım aslında ve modüllerden oluşuyor. Bu yazılımda bu modüller kendi aralarında konuşabiliyor. Örneğin siz bir şey mi açıyorsunuz mühendislikten? Bu üretime gidiyor otomatik olarak. Usta başının önündeki ekrana, kioska gidiyor. O kiosktan iş emrini görüyor, parça üretiyor. Çizimi de önünde hazır. Hepsini tek çatı altında yürütebiliyorsunuz. Veya İK personeli işte oradaki fabrikadaki işçinin günlük ne kadar ürettiğini görüp performansını takip edebiliyor. Bunların hepsini tek çatıdan. Aynı şekilde firmanın finans muhasebesi de o şekilde yürüyor. Stok Hepsini takibi, tek bir nokta. personel maaş Stok, takibi, değil mi? Bütçe depo. takibi, her şey yapılabilir herhalde benim gibi. Yani yaklaşık olaraktan şöyle söyleyeyim ben size. 5000 civarında ekranı mevcut bu yazılımın. Devasa bir yazılım. İçerisinde sadece kaç paket vardı? 25 bin civarında Oracle paketi var. Bu da şuna tekabül ediyor. Hepsinde beşer fonksiyon olduğunu düşünürsek 200 bin belki daha fazla fonksiyondan oluşuyor. Birileri yazmış zamanda diyorsun. Ya yazmaya da devam ediyor. Mükemmel bir iş açıkçası bana sorarsanız. Çünkü şöyle İsveç'te bunu geliştiren arkadaşlar tepeden tırnağa bir firmanın ihtiyacı neyse hepsini düşünmüşler. Konsinye faturasından tutun da. Ya konsinye fatura diye bir kavram var mesela, ben size anlatayım onu burada. Konsinye fatura şu. Siz mesela gidiyorsunuz işte bir kablo firmasısınız. Koçtaş'a satış yapıyorsunuz. Koçtaş da sizin alıp kablolarınızı satıyor. Şimdi Koçtaş diyor ki ben sana diyor konsinye fatura keserim diyor bu kablo firmasına. Konsinye fatura şu demek. Sizin ürününüz Koçtaş'a satıldığı anda değil, ücreti ödenmesi Koçtaş'ta raftan satıldığı anda size ödemesi yapılıyor. Yani Koçtaş direkt nakit para verip de almıyordu. Onun konsinye fatura denen bir kavramdı. Mesela Yani adamlar bunu başka bir düşünmüşler. kurumdaki satışı bile takip edip o an faturalandırıp senden çıktığı anda değil. Senden çıkıp bir aracı kuruma gidip orada satıldığı anda faturalandırıyor tekrar. Doğru Tabii mudur? tabii tabii. Doğru. Yani bunu Güzel. bile düşünmüşler mesela örneğin konsinye faturayı. Ve bunun gibi böyle yüzlerce detay var. Aslında sırf detaylardan oluşuyor ERP Anladım, yazılımlar. anladım. Şu ERP'ye geleceğiz.
Ben şimdi bu biraz yine sana döneceğim. Şimdi sen bu Oracle üzerine çalışmaya başladın, kendini geliştirdin ama şöyle bir şey var. Yani biraz biliyorsun, tamam mı? Ama sana bir veri tabanı sunucuda az önce dedim yani en dikkat edeceğin sunuculardan bir tanesi. Yani onun başına geçtiğin anda ilk başlarda böyle bir ter akmıyor muydu? Ulan bir şey yaparsak patlarsa. Çünkü çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Her şeyin kaybı, tarihi olabilir. Tabii ki hala daha production ortamının başına oturduğumuzda şöyle bir düşünüyoruz, bir terliyoruz, bir elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, bir kendimize gelmeye çalışıyoruz. Artık birazcık daha kasap gibi olduk gerçi ama eskiden ellerim titriyordu yani hani bir iş yapacağım zaman. Anladım. Birazcık şimdi kasap gibi hiç titreme falan yok, soğukkanlıkla çok günlük bir işmiş gibi yapıyoruz. İyi, güzel, güzel, güzel. Ya peki bu işe yeni başlayacaklara ne dersin? Bu stresi nasıl atacaklar? Yanında biri olmadan pek yapılabilecek işler değil bu yani. Uzman biri lazım. Tabii Yanlış ki düşünüyorum. birincisi o. Kesinlikle haklısın abi. Birincisi o. İkincisi ise şu. Bu işe yeni başlayacak olanlar bir kere şunu unutmamaları gerekiyor. Bu iş 7-24 bir iş. Gecenin saat 4'ünde sizi fabrikadan arayıp fabrikamız durdu, üretim yapamıyoruz, yandık bittik diye arayabilirler ki arıyorlar da düzenli olarak da müşterilerimiz. Seviyorlar seni. Sizin bayramınız, seyranınız, geceniz, gündüzünüz yok. İşi ne kadar yönetebildiğinizle alakalı ama bu işin belli bir saati yok. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Normal insanlar evlerine giderken bizim çalışmalar başlıyor. Çünkü veri tabanı üzerinde yapılan işlemlerin %90'ı mesai saatin dışında yapılması tercih Hatta ediliyor. gece saat 4'te falan yapıyorlar çoğu yer. Evet, gece 4'te, 5'te gidiyoruz müşteriye. Çok fabrikada yattığımı biliyorum. Yani gidiyoruz biz orada sistem odasında. Elon Musk da fabrika yatıyormuş lan. Sıkıntı yok. Sen de yatıyorsun. İyi, iyi, güzel. Yani bu işe girecekler diyorsunuz ki arkadaşlar bu iş bu 7/24 bir iştir. Ona göre bunu bilin yani. Yani böyle çeşitli anlarda sizin sosyal hayatınıza dalabilir diyorsun. Evet, kesinlikle. Mesela geçen bayram işte ben yanlış hatırlamıyorsam müşterinin birinin işte bizde cluster yapıları var. Cluster'ından birinde sorun çıktı. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? Bayramın 3. gününe kadar Amerika ile görüştük, ettik. Bir de biz bunların desteğini alıyoruz kurumsal olarak da. Bir yandan o süreci yönetmek de bizim şeyimizde. Cihaz da Oracle'ın kendi ürettiği bir cihaz. Sun makineler vardır. Bilirsin. Ne yapsam ben. Bu cihazların desteğini %100 Oracle veriyor. İşte çalışmıyor. En son fark ettik ki anakartta sorun varmış. Oracle Global 2 gün içerisinde uçakla adam gönderdi buraya. Bayramın 3. günüydü. Çok iyi hatırlıyorum. Koştura koştura bayramın 3. günü ben fabrikaya gittim. Adamın başında durmaya. Anakartı değiştirdik. Ondan sonra tekrar yazılımlar kuruldu, içeriye atıldı falan gibi durumlar oldu. Öyle. Yani bayram seven yok. Ona göre de biraz yani fazladan bakım anlaşması parası ödüyorlardır herhalde. Tabii ki tabii ki. Yani birazcık pahalı bir iş onu söylemekte fayda var. Anladım. Zaten yani bu çok büyük organizasyonların bu çaptaki veri tabanına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani küçük bir işletme değil ama. Zaten yani Yani. atıyorum bir saatlik üretiminde çok büyük paraların döndüğü işlerden bahsediyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Yıllık cirosu 10 milyonun altında olan bir firmaya çok hitap eden bir şey değil. Anladım. Yani yıllık cirosu 10 milyon üzerinde olmak durumunda. Çünkü hem lisansları zaten çok pahalı, kurulumu pahalı, sürdürülebilirliği daha da pahalı. Ama ve Özellikle lakin çok fabrikada. güçlü herhalde. Evet, kesinlikle. Yani şöyle sizin eğer ki ben parasını vereyim, özetle şunu diyebiliriz. Parasını vereyim ama başım ağrımasın benim veri tabanı konusunda diyorsanız. Dediğiniz gibi bir dakikalık durma bile yaşamadan siz yıllarca sistemi çalıştırabilirsiniz. Mesela bankalar bunların en güzel örnekleri. Aa, doğru desteği alırsan Tabii. tabii. Doğru şekilde doğru desteği alırsanız, doğru cihazı ve doğru lisansı alırsanız bunu sağlayabiliyorsunuz. Anladım, anladım. İyi, güzel. Güzel. Peki yani bu işte klasik sorarlar yani. Bu işte bir title olarak ne deniyor? Veri tabanı uzmanı mı ya da veri tabanı yöneticisi mi? Nasıl bir title var? Veri tabanı yöneticisi diyorlar genelde bize. Yani ama yönetici demek oradaki hani sistem admindeki gibi DB admin olarak. Yani DBA diyorlar. Daha Veya database sistemci diyorlar bize. Yani biz daha başka dediğim gibi KVM gibi sanallaştırma, OpenShift gibi işlere de birazcık şimdi ucundan bulaştık. Hani bize daha çok şu anda sistemci diyorlar. Ama asıl bu işin şeyi veri tabanı uzmanı ama her olaraktan geçiyor. sistemci veri tabanı uzmanı değildir herhalde. Tabii ki de değildir. Çünkü sistemcilik daha genel bir iş. Veri tabanı uzmanlığı birazcık daha sistemciliğin altyapısına duyan, altyapısını kullanan Spesifik. uzmanlık işi, spesifik bir iş. Hani Okay. sistemciliğin aslında bir alanı diyebilirim ben veri tabanına. Çünkü Alt dalı. alt dalı. Neden bunu diyebilirim? Bir sorun olduğunda sizin şunun kararını vermeniz gerekiyor. Sorun sistemden mi, donanımdan mı, network'ten mi, yoksa veri tabanından O yüzden aslında multidisipliner bir iş. mı?
Tabii ki, tabii ki. Sizin yeri geliyor donanımdan da anlamanız gerekiyor. Diskin oradaki RAID yapısından kaynaklı bir sorun da olabiliyor. Veya disk gereğinden kaynaklı olabiliyor. Veya işte ne diyor? Hani genelde en kolayı trace etmesi network'tur çünkü sebebi de şu. En kötü aynı makine üzerinde çalıştırırsınız, ikisini çıkarırsınız. Hemen hemen topu network'e atarlar ha. Hemen topu Yani vallahi biliyorum. network yavaş, pingimiz yüksek. Evet değil mi? Firewall'da sorun var, portlara çıkmıymış falan. Peki belki de güvenlik sorunu olabilir. Şöyle, genelde güvenlik tarafında birazcık daha rahatız. Şu açıdan rahatız, onu söyleyeyim ben sizlere. Oracle'ın supported sistemlerini kullandığımız için bunun güvenlik patchlerini düzenli olarak da Oracle yayınlıyor. Ve belli bize tavsiyeler yazıyor. Bu tavsiyeler doğrultusunda gittiğimiz müddetçe şimdiye kadar güvenlik konusunda bir sorun yaşadığımızı görmedim. Anladım. Özellikle ama İyi, güzel. Microsoft tercih eden işletmelerde oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Microsoft girdiği anda işin içine Hayda şimdi. yani kryptologlarla falan karşılaşıyoruz ama Oracle'ın önerdiği şekilde kullanılırsa herhangi bir sorun yaşanmıyor. Güvenlik açısından O rahat. reklamı kralını patlattım be. Dur bakalım güvenlik olayına tekrar geleceğiz. Bu ERP security falan üzerine konuşabiliriz belki. Ama önce konuyu saralım. Ben şunu istiyorum. Yani yeni nesil bir arkadaş işte okuldan mezun olmuş ya da mesela işini değiştirmek istiyor. Bu veri tabanı yöneticisi olarak bir başlangıç, bir kariyer belki girişimiz junior olacak bir arkadaş. Ne tavsiye edersin? Bir eğitim mi alsın? Şunları mı çalışsın? Ne yapsın? Var mı? Ya da bu işi tavsiye eder misin? Önce ilk onu sorayım. Bu işi tabii ki de tavsiye ederim. Ben bu işi çok seviyorum. Hani çok severek yaptığım bir iş. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hani bu kadar yıl geçmiş, neredeyse 10 senedir, 12 senedir falan ben bu işlerle uğraşıyorum. Hiçbir gram Ne bıkkınlık güzel. ve şey hissetmiyorum. Çok eğlenceli bir iş bir yandan da. Bazen diyorum ki dedektifçilik gibi, kim ne yapmış, ne etmiş, bir de onu kovalıyorsunuz. O peki stresi eritmiyor mu seni? Eritiyor ama dediğim gibi hani yılları geçtikçe artık stres de olmamaya başladık. Böyle normal karşılıyorsunuz bir süre sonra. Yeni başlayacak arkadaşlara da önerim Anladım. şu şekilde olur. Bu iş birazcık uzaktan yapılabilecek bir iş değil. Bunu mutlaka bilen birinin yanında sizi eğitmesi ve canlı sistemde eğitmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla case var ve bunların hepsi canlı sistemlerde çıkıyor. Sizin en fazla yapacağınız şey evde kurarsınız veri tabanınızı, açar kapatır yedeklersiniz. Ama iş canlıya gelince canlı kullanıcı bambaşka bir şey. Yani bizde mesela 10 bin kullanıcılı sistem de var. Çok acayip sorunlar çıkıyor dakika başı. Bu veri tabanı eşinde bir sorgu hızı diye bir kavram var, değil mi İlkan? Evet. Nedir? Anlatsana bize bir şey. Sorgu hızı şu, veri tabanının sizin yazdığınız SQL, hani SQL dediğimiz bir dil var, bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Structured Query Language olaraktan geçiyor. Bu veri tabanları için özel geliştirilmiş bir dil. Bu RDBMS olarak tabir ettiğimiz ilişkisel veri tabanlarının %99'u bu SQL tabanlı çalışıyorlar. Ve o SQL tabanlı biz sorgular yazıyor developerlar. Bu bizim işimiz de değil, geliştirme yapan arkadaşların işi. SQL veri tabanından aslında veri çekmeye, veri okumaya, veriyi manipüle etmeye ve veriyi silmeye yarıyor. Ve bu SQL'in belli bir cevap süresi oluyor. Örneğin mesela nasıl aktarayım size? Şöyle bir tablonuz var sizin. Tablonuzun boyutu 1 terabayt. Sizin tek bir satıra ihtiyacınız var. Belki işte 15 baytlık bir veri okuyacaksınız 1 terabayt içerisinde. Sadece 15 baytına. Bu 1 terabaytın içerisinde bu 15 baytı ne kadar hızlı bulurum sorusuna geldiğinizde orada işte veri tabanı yönetimi devreye giriyor. O verinin indekslenmesi, o verinin hızlı şekilde cevap vermesi ve doğru şekilde keşlenmesine biz bakıyoruz. Şimdi normal bir disk düşünün. 1 terabaytlık datayı bir yerden bir yere kopyaladığımızı varsayalım. Ne kadar sürer? 10 saat veya 1 saat, 2 saat neyse en fazla en hızlı diskte bile 1 saat sürer diyebiliriz değil mi? Evet. O veriyi hepsini okuyor aslında gidiyor öteki tarafa yazıyor. Hadi okumaya kalktık diyelim 1 terabaytlık bir datayı yarım saat sürdü. Bizim bekleyecek yarım saatimiz yok. O 15 bayta ihtiyacımız var. Bütün veriyi tarattırmamız lazım. Burada da işte çeşitli optimizasyonlar yaparak database üzerinde indeksler, işte yeri geliyor keşleme mekanizmalarıyla, verinin bir miktarını memoriye aktararak gibi işlemler yaparak biz bu verinin hızlı gelmesini sağlıyoruz aynı zamanda. Yani yapan Tabii burada sorguyu mu diyorsun? tabii yapılan sorgunun hızlı gelmesini sağlıyoruz bu tarz işlemler yaparak. Ama bir yandan da development hatalarıyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Onlar da şunlar. Developer arkadaşlar mesela bir sorguyu yazarken tabloya bakıyorlar. Tabloda iki kayıt var. Aa diyorlar bu çok güzel çalışıyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz 3-5 yıl sonra o tabloda olmuş 2,5 milyon kayıt. Saatlerce sürüyor işlem. Günlerce sürüyor hatta İki kayıttayken test etmek kolay diyorsun ama bazen. yüksek Evet. rakamda patlak. Sonra da diyoruz ki arkadaşım sen bu sorguyu yazmışsın sen bu sorguya bir daha bir bak. Şunu bir Sorun var hani müşteri optimize et. O zaman aslında böyle çok büyük veri tabanlarına kod yazacak arkadaşların da biraz uzmanlaşması lazım herhalde.
Tabii belli bir yere kadar bilmesi gerekiyor bu indeksleme gibi işlemleri özellikle. Yani bu çok kritik bir işlem. Veya işte SQL tuning dediğimiz bir kavram var. SQL tune etmeyi bilmesi gerekiyor. Doğru satırların doğru veriyle çekilmesi gerekiyor. Doğru anahtar kelimelerin kullanılması. Doğru anahtarlarla bu sorguların yazılması gerekiyor. Ben Yanlış bir görüyordum anahtar. böyle otomatik create edilen sorgular. Ama sorgu aha bu kadar. Bir sayfa sorgu. Bir SQL sorgusu. Yani bu iyi bir sorgu mu oluyor? Yani aslında sorgunun boyutu çok önemli değil Hı. yani. Şöyle söyleyeyim, istiyorsa 1.000 satır olsun, o sorgu kötü bir sorgu olabilir. 1 satırlık bir sorgu da iyi olabilir. Neyle alakalı bu? Şununla alakalı. Anladım. Ver cümleciği var ya. Ver cümleciği içerisine biz yazmış olduğumuz anahtar kelimelerimizin karşılık geldiği sütunların indekslenmesi ve onların veri tipiyle alakalı bir durum var. Siz mesela şöyle düşünün. Tarih olan bir sütunda bir anahtar yazıp çekmeye kalkarsanız tarihi çok daha süratli indeksler olabilir. Ve tarihten çok daha hızlı cevap dönersiniz. O satırı bulmanız çok daha kolay Evet olur. tabii. Tahmin edebiliyorum Ama bunu. siz mesela text yani blob veya glob obje dediğimiz large objeler var. Oradan bir anahtar kullanmaya kalkarsanız aynı işlemi belki 10 saatte tamamlayamazsınız. 1 TB'lık bir tabanda. Biri 1 saniyede cevap verirken birisi 10 saat sürebilir. Anladım, anladım. Peki böyle anlık bu sorgu adedinin fazla olması süreci zorlayan bir şey olmalı. Tabii ki bu CPU'ya aslında yük olaraktan biniyor. Sizin her gönderdiğiniz sorgu işletim sisteminde bir thread olaraktan geçiyor ve sizin CPU'nun bir core'unu o anlık dedike eder kendine. Bu 1 milisaniye de sürebilir, 1 saniye de sürebilir. Peki 16 siz bir garanti verebiliyor musunuz? Atıyorum yani benimki şu kadar sorguya saniyede cevap verir. Şöyle canlı ortamlarda onun garantisini çok veremiyoruz. Şunu diyoruz daha çok hani diskiniz ne kadar iyi olursa o kadar aslında süratli çalışır sisteminiz diyoruz. Yapacak bir şey yok hani onun herhangi bir şekilde kimse garantisini veremez. Çünkü o anki şartları her şeyi değiştirebiliyor. O an kaç kullanıcı bağlı, hangi işlemi yapıyor, o anki veri durumu ne? İki müşteri kesinlikle birbirinin aynısı değil. Yani canlı yaşayan bir sistem düşünmemiz gerekiyor burada. Hepsi birbirinden farklı Tabii olduğunu söyleyeyim. arkadaşlar burada şey veri tabanı deyince standart veri tabanı düşünüyor arkadaşlar. Bu bizim bahsettiğimiz veri tabanları çok büyükler. Yani bilmiyorum yani sen bir ifade verebilir misin? Şu bilmem kaç Terabayt aslında şöyle boyut olaraktan hani terabaytlarca data barındırabiliyor ama bunun datadan boyutu da bahsetmiyorum çok ben önemli birimden bu kadar satır gibi değil. tarif edersen. Şöyle içerisinde 100.000'den fazla obje barındırıyor mesela bizim ERP veri tabanı. O 100.000 objeden kastettiğim şey de şu. Bunun geliştirme kısmı da veri tabanında. Uygulama sunucusunun da bir kısmı veri tabanına deploy ediyorlar. Genelde temel bankacılık uygulamaları ve kurumsal kaynak planlama uygulamaları veri tabanını kullanırlar uygulama sunucusu olarak da. Buna da işte şey diyorlar. Ne diyorlardı? Adını hatırlamıyorum şu an. Microsoft'ta özel bir adı vardı. Oracle'da yok. Ben Hani burada aslında biraz ufkunu açayım sen. Banka atıyorum. Bankanın 1 milyon müşterisi var. 1 milyon müşterinin günde ortalama yaptığı 5 tane hesap işlemi var. Tamam mı? Bunları çarpınca mesela ne ediyor? Günde 5 milyon tane işlem oluyor. Doğru mu? Evet. Bunu Evet doğru. çarptın mı aya ne oluyor? 5 milyon, 15 milyonluk bir şey oluşuyor küme. Ve her ay bu büyüyor. Silmiyorsun da. Sonra 3-5 yıl tutuyorsun. Sonra nasıl bir veri Tabii ki. tabanı çıkıyor ve sonra oradan hadi şunları gösterdiğiniz zaman sorgu ve CPU'ya abanma. Tabii. Yani şöyle biz kaç core'lu, 250 core'lu, 300 core'lu sistemlerden bahsediyoruz aslında. Hani birden fazla 4 soket etli, iki cluster'lı sistemlerden birbiri arasında load balance yapabilen sistemlerden bahsediyoruz. Ve flash disklerden bahsediyoruz. Şimdi yeni bir teknoloji var disklerde. Kullanıcıların çok eline geçmese de Oracle'ın kendi ürettiği cihazlarda mesela biz bir çeşit kendine özel bir flash disk kullanıyoruz. Bu disklerin de IO'ları mesela 6 GB saniye gibi düşünün. IO nedir? Biraz açsana IO bize. şudur. IO diske okuma ve yazma hızıdır aslında. Bu input output olaraktan geçer. Ve her diskin bir okuma ve yazma hızı vardır. Şimdi Oracle gibi sistemlerde şöyle bir olay var. Okuma yazma hızı sizin aslında performansınızı birinci etkileyici etmen oluyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi birazcık daha tekniğe gireceğim. Şöyle anlatayım ben Gerekir. size. Biz Buffer artı yaptık çünkü. cache denen bir cache'leme mekanizması var. Bu şeylerde, makinalarda biliyorsunuz işletim sistemlerinin aslında yönettiği. Tampon bellek işlemcisi. Buffer cache şu işe yarıyor. Siz bir veriyi kaydettiğinizde bilgisayara gidip bu diskte I/O olmasa dahi bunun arkada kaydedilmiş gibi davranmasını sağlıyor. Sistemde size kaydedilmiş gibi davranıyor. Hatırlarsınız onun için eski bilgisayarlarda hep fişi çekerseniz veriyi kaybedebilirsiniz falan denildi. Onun için bilgisayarı Hı. kapatabilirsiniz diye bir yazı çıkıyordu. Henüz daha hard diske yazmamış. Tampon bellekte duruyor. Bu zaman içinde boşluk bulunca Aynen yazacak. ama size yazdım diye cevap veriyor. Hızlı gibi çalışıyormuş gibi bir illüzyon yaratıyor aslında size. Şimdi Oracle gibi Hı. sistemlerde, RDBMS database'lerde daha doğrusu Oracle için özel bir durum değil bu.
Siz bir veriyi diske bir yazma isteği gönderdiğinizde işletim sisteminin buffer cache'inin de önüne geçip %100 diske yazmadan yazdım şeklinde cevap dönmez. Yani şu işe yarar. Mantıklı, çünkü kaybedersin. Veriyi kaybedersin. Yazılı zannedersin. Yazılı zannedersiniz ama yazılmamış. Çünkü gittiği anda da ne olur? İşte sisteminiz uçar. Yani son yapılan transaction'lar kaybolabilir. Ha, Oracle ne diyor? Ben diyor direkt diske yazıyorum. Ama bu da beraberinde şöyle bir dezavantaj da geliyor. Sizin bütün şeyiniz yazma hızınıza bağlı olarak bir veri tabanı performansınız oluyor. Yani her şey aslında yazmaya bakıyor. Okumayı siz cache'den yapabiliyorsunuz. Ama yazma işi direkt diske yazdığı için normal sistemlerden daha az performansla çalışır. Bu ilişkisel veri Ya, tabanlara. iyi bir yazma hızı nedir saniyede, var mı bir aklında rakam? Şöyle 5-6 GB'a biz iyi diyoruz aslında. Yani güzel, şu an güncel rakamlar bunlar. 5-6 GB'a Saniyede. sayıyorlar. Ki, şu an saniyedeki en iyi SSD ne kadar? Mesela satılan marketten alabileceğiniz 750 MB. Hadi bilemediniz belki 1 GB olmuştur. Ama bu özel disklerle, hani ki disklerin tanesi 10 bin 15 bin dolardan başlıyor. Bu özel disklerle IO'lar 5-6 GB'lara kadar çıkabiliyor. 5-6 GB çok iyi rakam ya. Hiç test ettin mi böyle bir video atayım, kaç saniyede yüklüyor? Abi çok iyi rakam Yaptık yaptık, güzel 5-6 GB. testler yapıyoruz. Yapıyoruz, güzel İyi testler iyi. yapıyoruz. İyi yapın. Güzel güzel. Okey, kafamızda bir fikir oluştu artık. Yani bu basit bir veri tabanından bahsetmiyoruz. Yani büyük çaplı bir veri tabanında buna spesifik, buna bakacak, bunu yönetecek adam gerekiyor. Ve bunu yapacak işte Yiğit'in söylediği, bu daha çok sahada bizzat hands-on'la öğreniliyor. Yani firmaya gidip stajyer olarak falan girip üzerine çalışmayla ancak bir yerlere gelebilirsiniz dedin değil mi? Doğru Kesinlikle, anladım. kesinlikle, kesinlikle. Hani belli bir yere kadar kendiniz keşfedebilirsiniz, öğrenebilirsiniz ama belli bir yerden sonrası mecburi olaraktan bu saha tecrübesi gerektiren bir iş. Ya çünkü o çapta hacmi görmelisin, o çapta çıkacak problemleri görmelisin, o çapın optimize edilmesini görmelisiniz. Yani evde milyon tane müşteri yaratıp milyon tane müşterinin günde 10 tane transaction yaratamazsınız, zor bir iş. Gerçek sağ olmadan hakikaten zor. Evet, haklısın. Ve o yüzden de çok da fazla uzmanı yok Türkiye'de bildiğim Evet, kadarıyla. bayağı az aslında, sayıca az. Şimdi mesela yeni bir meslek daha çıktı işte, veri uzmanlığı, bu big data konusunda, ama bu işle karıştırmamak lazım. Bu big datacılık birazcık daha farklı bir iş. Bizim yaptığımız daha farklı. Evet. Çok Veri karıştırılıyor. uzmanlığı daha çok o veri içinden anlamlı veri çıkaran insanlar. Elasticsearch vesaire Evet, evet, kullanıp. evet. Onun üzerine zaten bir tane Evet, şey Hadoop yaptık biz. vesaire. Doğukan'la bir video çektik, Doğukan'ın olduğu yerde. Onu anlattık. Veri taban uzmanlığı, aynen, çok iyi söyledi. Farklı bir dünya. Farklı bir meslek dalı. Peki Yiğit'an, bu işin üzerine sertifikalar falan da Tabii var ki, tabii galiba. ki. Şu anda ben de Oracle'ın 8 tane sertifikası var. Veri tabanlı uzmanlığı sertifikası. İşte OCP, ne var? Professional Architect var, Golden Gate var, Certified Professional, Database Professional var. Böyle böyle yaklaşık olarak 8, yaklaşık demeyeyim, direkt 8 tane sertifikam var. Aslında 9.'yu da almayı çok istediydim. Pandemi girdiği için içine gidip sınava giremedim. Bunun da çok üst seviye bir Anladım. sınavı oluyor. Bu işin böyle en üst seviyesi hangisi? Oracle Certified Master dedikleri bir belge mevcut. Bu belge gidip Dünyada kaç kişi var, belli mi? dünyada en son yanlış hatırlamıyorsam 70 kişi küsürdü. 70 küsur kişi de vardı. Bu Çokmuş. Türkiye'de alınmıyor zaten. Ya Çin'e, ya İngiltere'ye, ya Amerika'ya gitmeniz gerekiyor. Şu an 3 ülkede yapılıyor bunun sınavı ve 2 gün sürüyor. Ben tam geçen sene Güzel. gidecektim, gidecektim. Askerlik çıktı. Birinci ertelememi öyle yaptım. Kasım ayında, tabii Kasım ayında gidecektim. Askerlikle çakıştığı için 15 gün işte askere gittik, geldik. Ondan sonra döndüğümde dedim ki kaç? 15 Ocak galiba, yanlış hatırlamıyorum. 15 Ocak'ta gideceğim dendi 2020'nin. Sonra Çin sınırları kapattı. O gün bugündür hala Pandemi. daha gitmeye çalışıyorum Çin'e. İyice Kaç dolarlık bir sınav bu ya? Böyle sınavlar genelde çok pahalı olur. kaç paraydı? 1600 dolar galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1600 CC ile aynı. 1600 dolar. Artı vergidir ama. Gerçi Çin'de vergi Çin'de var yokmuş. mıymış? Direkt 1600 dolardı. Bir de üstüne uçak bileti git gel falan. O 3000, Tabii konaklaması da 3000 ile var. 3500 dolar deyin siz ona. Düz hesap yani. Hani. Öyle bir sınava şey gidemezsin mesela. Yani sınava gireceğin sabah gidemezsin. En az bir gün Tabii önce tabii. gideceksin. Bir de işin jet lag meselesi En var. az 3 gün kalacaksın. Tabii ki. Yani hani çünkü çok önemli bir sınav. O kadar yatırım yapılmış, o kadar çalışılmış üzerine ki ben 1 sene, 1,5 sene sırf bu sınava hazırlandım. Çok zor bir sınav. Oracle'ın içerisinde aklınıza hayalinize gelebilecek her şeyi soruyorlar ve bu uygulama sınavı şey değil. Diğer Oracle sınavları gibi yazılı değil. Lab Lab sınavı. sınavı. Anladım, anladım. 8-8-16 saat sürüyor toplamda.
16 saatlik bir sınav. CSA'den uzunmuş. CSA 8 saat. 8 saat tüt ya. CSA de ilk çıktığı yıllar 2 günmüş. Oh, 8 aylardan 2 günmüş. Sonra demişler işkence etmeyelim fazla. 8 saatte biz gömelim bunlara. Geçen geçsin, kalan kalsın. Peki Türk var mı bu sertifikada? İki tane Türk var. Birisi Talip abi var, aynen. Bir de Cem abi var. Şeyde, o da Metota. Metota'ydı. Talip Türkiye'de mi abiyle çok yakın yaşıyorlar bu hatırlamıyorum. arkadaşlar yoksa? Türkiye'de yaşıyorlar. Hatta biz Talip abiyle beraber gidecektik. Ben askere gittim. O gitti, aldı sertifikayı. Ben askerde olduğum için gidip alamadık onunla beraber. Birlikte hazırlandık. Hayda. Askerlik burada değişik bir anda girmiş. Yani hiç Hayırlı olsun sormayın Talip Bey o zaman. yani. Neyse. Darısı başına o zaman yeter. Neyse, biz daha üst versiyonu alacağız inşallah. İyi hadi yeni versiyonu çıkar. Ona tekrar çalışmak zorunda kalacaksın da biliyorsun değil Evet, zaten ben başladım. Ben eski versiyonu alacaktım. Şu an 19 var. Ben 11'i alacaktım. mi? Ama 11 kalmadı artık. Hani onun için ben üzülüyorum bir yandan da. 12'nin sınavına veya 19'un sınavına girmem gerekiyor. Çok farklı arada. Tam kendini geliştirmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. İnşallah sağ Velhasıl olun. yani peki arkadaşlar bu işi düşünenler şey de düşünecektir. Yani bu iş nasıl, parası iyi mi? Getiriyor maaş falan. Yani Maaş rakam olarak söylemene iyi. gerek yok da iyi kötü bir şeyler. Yani bir şeyler Yani anlatmaya çalış. şöyle söyleyeyim ben size, diğer piyasadaki yazılım işlerine göre en iyi galiba Java'cılardı, yanlış hatırlamıyorsam en yüksek rakamlı maaşları olan. İkinci sırada da biz bulunuyorduk. Ben bir ait şeyle konuşmuştum zamanında, İK firmasına bir arkadaşım vardı, onlar bir skala çıkarmışlar. Hani piyasadaki en iyi maaşları alan IT sektöründe ilk sektörden birisi diyebiliriz belki Anladım. çalışma konusunda. Anladım. İyi, güzel, güzel. Yani sonuçta bu tavsiye ederim anlamına Evet, geliyor. yani hani maddi olarak kesinlikle tavsiye ederim. İş imkanı olarak da tavsiye ederim. Hani bir yerde çalışmasına da gerek yok bu insanların. Çoğunun belli bir süre sonra müşteri network'ü de oluşuyor. Hani kendi başlarına da bu işin yürütebilirler. Desteğini verebilirler dışarıya. Anladım. Öyle bir durum da söz konusu. İlla bir bankada oturup çakılı çalışmanıza gerek yok. Birazcık da bankada çalışanlara biz emeklilik diyoruz yani artık. Gidiyorsunuz oraya, daha böyle rahat oluyor, Deme öyle, maaşlı deme sizde öyle. falan. Lazım olur. Emekli olursun sen de bir gün. Okey, şimdi o zaman bu işin ben şeyini merak ediyorum. Yani çok ciddi bir content var içeride. Yani şirketin çok önemli verileri var. Hatta Evet. verilerin bir kısmı yani içeride mutlaka kontroller vardır. Mesela bazı verileri sadece spesifik insanlar yaşıyor vesaire falan. Tabii. Ve bu veri tabanının bir şekilde kontrolsüz değiştirilmemesi, bozulmaması ya da çalınmaması gerekiyor. Yani Evet. çok iyi koruman gerekiyor açıkçası. Bunun üzerine çalışan operasyon ekibi siz misiniz yoksa bir siber güvenlik ekibi falan mı çalışıyor? Nasıl oluyor Bu iş? yok. Bunun üzerine de çalışan operasyon ekibi biziz. Bu tarafın security'sini, yani daha doğrusu auditing'ini, o verilerin yetkilendirilmesini, kimin nereye erişeceğinin, kimin ne yaptığının takibinde içerideki sorumluluk aslında bizim tarafta. Biz müşterinin isteğine göre müşteriyi analiz ediyoruz. Onun isteğine göre belli security politikaları belirliyoruz. Belirlediğimiz bu politikalar dahilinde onların erişimlerine de yetkilendirme getiriyoruz. Ama mesela siz şeyi de yetkilendirebiliyorsunuz. Mesela Linux'te root kullanıcısı vardır, bilirsiniz. Oracle'da da sys diye bir kullanıcı var. Sys'i bile kendi içerisinde yetkilendirebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu sistem admin ama şu tablodaki datayı okuyamaz. Tabloyu droplar, truncate eder ama okuyamaz. Gibi. Admin bile bazı Evet, tablolara admin erişemez. bile bazı tablolara erişemiyor. Böyle bir yetkilendirme sağlıyor. Süper süper admin diye bir şey var mı? Yok. O tablonun kendine has bir admini var sadece. Öyle düşünün. Oracle'ın böyle O özel zaman bir sys sınavı var. tabloyu yaratıyor, onu başkasına devrediyor, bir daha Evet. kaybetti. Bir daha Anladım. tabloyu görüyor, var orada ama tablodaki datayı okuyamıyor. Veya manipüle edemiyor. Anladım. Nasıl siz isterseniz artık, silsin, okusun. Oracle bile göremez dedin galiba. Az önce duydun mu? Yanlış mı? Evet, göremez. Encrypted olaraktan tutuluyor bu datalarda. Kimse okuyamıyor aslında. Öyle bir durum söz konusu. Anladım. Peki içerideki erişim kontrollerini bu güvenlik anlamında işte mi siz yapıyorsunuz? Peki dışarıdan bir müdahale var mı? Sızma var mı vesaire? Yani böyle bir auditing var mı? Nedir? Şimdi ben araya gireyim abi. Orada bizim durum şu şekilde. Bu genelde müşterinin sorumluluğunda oluyor. Neden diyeceksiniz? Müşterinin kendi on-premise makinesinde kurulum yapıldığı için o tarafın ağıdır, kurulumudur, firewall testleridir. Hepsi müşterinin yönetiminde oluyor. Biz tek makineden sorumlu oluyoruz. O da veri tabanı makinesi oluyor. Onun dışındaki herhangi bir şekilde ağına karışmıyoruz. Tabii müşteri bir şey sorduğunda veya bir sızma girişimi vesaire olduğunda bizi arıyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama o tarafın mimarisine biz pek bakmıyoruz açıkçası. Hani bizim alanımızın dışında giriyor gibi düşünebiliriz. Anladım. Ya peki ama gelen sorguların, query'lerin logu tutulmuyor Tabii mu? ki tutuluyor ama bunu hangisini tutmak istediğinize göre değişiyor. Şimdi siz onu tuttuğunuzda da ekstra sisteme bir yük bindiriyorsunuz. Siz sorgu attınız. O sorguyu atmak için bir güç harcıyor sistem.
Bir de onu yazmak için de bir güç harcıyor. İkiye katlanıyor yani sistemin IOS'u. Ya bunu ben şey yapayım, açayım da arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum bir bankada herhangi bir adamın hesap bilgisini sorguladın. Ya bu yetkili bir sorgulama, yetkisiz bir sorgulama mı falan? Yani bu sorgunun bir yere kayıt altına alıyorsun. Log dediğimiz kayıt altına almak. Kayıt altına alıyorsun ama siz her şeyi kayıt altına Tabii almıyorsunuz. ki. Yük getirir Tabii diye. ki, Doğru mu tabii ki, anladım? tabii ki. Yani belli datalar var. Herkesin okuması bile bir şey ifade etmeyen datalar söz konusu oluyor bazen. Hani ciddi önemsiz bir data. İşte ne datası? İki tane entegrasyon yazmışlar. İşte ne diyor? O program ona onu yazdım diyor. Bu program buna bunu yazdım diyor. Data düşüyor durmadan tablonun üzerine. Bu datayı bizim tutmamızın bir anlamı yok. Silsek bile bir işimize yaramıyor. Bu datanın herhangi bir logu tutulmuyor mesela. Ama adam diyor ki bize kritik bu bizim muhasebe datamız. Bu çok önemli. O zaman onun loglarını tutuyoruz. Auditini açıyoruz daha doğrusu aktif hale Ha, getiriyoruz. burada kim hangi saatte kim değiştirmiş, hangi kullanıcı değiştirmiş, onlar Tabii takip tabii altına tabii ki alınıyor. tabii ki. Peki sonradan şey oluyor mu? Proaktif bir çalışma oluyor mu? Yani bunları bir kontrol edeyim. Arada abuk sabuk bir şey var mı? Oluyor mu? Yoksa bir sorun çıktığı anda ya bizim hesapta bir tutmuyor abi, loga bakar mısın? Kim parmaklamış Öyle bunu? oluyor. Proaktif bir çalışma olmuyor. Bizim hesapta bir sorun var işte. Yiğitan Bey bir açalım bakalım. Reaktif. Patladığı gün. Veya işte gidiyorlar depoya bakıyorlar. Depoda mal eksik ama sistemde gözüküyor. Birisi elle mal girmiş falan o tarz durumlar olabiliyor. Aslında bu siber güvenlik açığı olmuyor. Bu şirkette çalışanı suistimal etmesi oluyor arkadaşlar. Ama ve lakin yani bunu takip edersen biz siber güvenlik açığından sızılıp da böyle bir değişiklik de yapılma riski var ama o konu yani bir sızılma durumu çünkü veri tabanına genelde sadece application server sorguda bulunur. Tabii. Dışarıdan hiç Mutlaka kimse biz onu. erişemez. Ama Biz bunu firewall'lardan bile okluyoruz. application server'a Application server'a sızılırsa şöyle bir durum geçerli. Application server'a sızmaları yeterli değil. Application server'da şifreler zaten hashli olarak tanıtılıyor. Bir de Oracle'ın şifrelerini zorlamaları gerekiyor. Yani Oracle'a da sızmaları gerekiyor. Application'a sızmaları da çok bir şey ifade o etmiyor application sorgu yaparken sonuçta hashli var. O bazen. Şifreyi şimdi statik olarak bir yerde tutmamız gerekiyor. hı. Application Server'ın kendi hashleme mekanizması üzerinden o şifre de hashli olarak duruyor Application Server'ın içerisinde. Yani adam zaten veri tabanının belki portu açık. Örneğin 15-21 portu. Bu application Ama derlenmiş derlenmiş bir application bir aynı zamanda. O da Oracle'ın application'ı ve AppLogic uygulama sunucusu. Oracle'ın bir ürünü yine. Kendine ait bir konuşma metodolojisi var. Siz application'a sızsanız dahi oradan veri tabanına atlamak için veri tabanının şifrelerini de bilmeniz gerekiyor. Yeterli okey. değil yani Ben şimdi biraz application'da açayım olmanız. arkadaşlar bunu. Arkadaşlar veri tabanı verilerin bulunan sunucu. Burada bir uygulama sunucusu var. Uygulama sunucusu önde işte sizin taleplerinize bağlı olarak işte veri tabanına atıyorum 10 lira para yatırıldı bilgisini ileten yazılım. Ve sadece bu yazılım veri tabanına erişebiliyor. Siz uzaktan bu yazılıma erişebiliyorsunuz. Ama ben dedim ki yazılıma sızılırsa ne olur dedim. O dedi ki yazılıma sızılsa bile herhangi başka bir uygulama çerçevesi dışında Oracle'ın kripto anahtarlarını bilmiyorsanız Oracle'a bir şey yazamazsınız dedi. Yani aslında bu anlamda güvenli gözüküyor ama mutlaka bir açığı bulunmuştur Tabii ki, Yiğitan. tabii ki. Yani %100 güvenli bir şey yok. Ya düzenli olaraktan şimdi şöyle, tabii ki %100 güvenli bir sistem yok abi. Her şeyin açığı var, mutlaka var. Ama biz ne yapıyoruz? İşte Oracle'ın en güncel security patchlerini yayınlandığı gün alıp müşterilere bunları uyguluyoruz aslında. Peki ben yani Oracle'ın bütün... Windows adına konuşayım şimdi. Windows çok da kötülemiyorum ama Windows'ta ben açıkçası bizi sunucu üzerine patch yüklerken bir kara kara düşünürüm. Ulan derim patch yükleriz. Restart eder açılmaz. Mavi çıkar böyle canavar ekran. Yok mu Oracle'da korkmuyor musunuz patch Oracle'da korkuyoruz tabii ki. Ama şöyle yüklerken? diyeyim. Şimdi bu Oracle'ın lisans bedelleri çok yüksek olduğu için abi şöyle bir durum gerçekleşiyor. Oracle diyor ki bir sorun olursa diyor sorumluluk bende. Ben bağlanır bakarım. Ki gerçekten de bakıyorlar. Yani ciddi bir sorun olduğunda bu patch yüklerken vesaire. Bu patch diyor ki şu minor versiyonları tutuyorsa bunu sen patch yüklersen hiçbir sorun olmayacak. Bu kadar test edildi diyor. Sen Anladım. gidiyorsun Oracle'a bir ticket açıyorsun. Oracle Global geliyor, kendisi bağlanıyor, bakıyor, çözüyor, çıkıyor. Gerekirse kaynak kodu değiştiriyor. Ya neden Oracle kullanılıyor? Neden bu tercih edilir? Hangi yani Neden? bir sürü alternatif veri tabanı var. Neden Oracle tercih edersin? Neden? Aslında şimdi şöyle ne kadar iddia edilse de piyasada işte Postgres'ler, MySQL'ler bir sürü veri tabanı var dediğim gibi. Ama Oracle'la IBM'i diğerlerinden ayıran iki tane şey var. IBM için de aynısı geçerli. Bu IBM'in de DB2 diye bir database'i var. Ve IBM'in de kendine has ürettiği makineler var işte mainframe gibi. Ama Oracle'la IBM'i farklı yapan şey şu oluyor. Bu iki firma bütün sistemi tepeden tırnağa desteğini veriyorlar. Yani siz bir şöyle düşünün. Bir araba alıyorsunuz. Bu arabanın motorunu başkası üretmiş. İçindeki yazılımını başkası üretmiş. Koltuğunu başkası üretmiş. Arabada bir sorun oluyor. Diyorsunuz ki işte götürüyorsunuz tamirciye. Diyor bunun sorunu motorda git motorcuya götür. Bunun sorunu bilmem necide git bunu buraya götür.
geziyorsunuz. Ama böyle bir şey olduğunda siz Oracle bir sistem yani Sun makineyle birlikte içeri alıp koyduğunuz zaman bunda bir sorun mu oldu? Bunun sorunuyla siz uğraşmıyorsunuz. Oracle Global'e diyorsunuz ki bende sorun var. Gel buna bak veya bir Oracle DB'ye diyorsunuz ki gel buna bak. Ben şunu diyemiyorum git sistemcine göster. Git şuncuna göster. Veya bunun diski bozulmuş diyemiyorum. Oradan direkt her şeyini cover edebiliyoruz yani. Arada bu böyle bir fark var. Anahtar teslim hizmet veriyor. Bu iki firma. Farkı bu şekilde aslında. Peki Farkı bu performans şekilde aslında. farkı falan? Yani performans olaraktan ekstra bazı kurumsal opsiyonları var bu performans arttırıcı. Ama ben performans olarak çok bir ekstrası olduğunu düşünmüyorum. Hani bir arada bir yandan da şunu da söyleyeyim. Yani performans olarak bir farkı yok zaten. Hani sonuçta aynı makine, aynı CPU, aynı disk. Belli ekstra opsiyonlar giriyor devreye. Ne gibi mesela? İşte az önce söylemiştim ya SYS şifreleri yani Oracle'ın en seviye kullanıcısının yetkilerini kısıtlayan bir opsiyonu var Oracle'ın. Ama gidip baktığınızda Postgres'te buna karşılık gelen bir opsiyon yok. Yani kurumsal belli ihtiyaçları oluyor bu belli seviyenin üzerine aşmış firmalar. Mesela adam diyor ki benim diyor bir production database'im var bir de developer'ların çalışacağı dev ortamım var. Ama diyor ben bunu prod'u teste taşırken yani prod'u daha doğrusu developer'a taşırken developer'lara verirken developer'ların şu verileri görmesini istemiyorum. Onları Oracle ne abi? Otomatik sensitive data aracı var içeride. Çalıştırıyorsunuz onu. Verileri birbirine katıyor. Yani hayatı Gibi gibi. biraz daha kolaylaştırıyor. Tabii ekstra bu tarz kurumsal ihtiyaçlara cevap veren ürünleri mevcut. IBM'in ve Oracle'ın. Benim anladığım kadarıyla şimdi şöyle bir şey vardır. Burada insanların göz ardı edeceği şey bir sorun çıkabilir. Her IT işinde sorun çıkabilir. Önemli olan bu sorunun ne kadar sürede çözüleceğidir. Tabii, Sorun çıkmayan sistem kesinlikle. yok ya. Yoksa zaten IT ciddi bir şey olmaz. Televizyon gibi kutuyu alırsın çalışır. Tamam mı? Ve bazı işler zaman hassasiyetlidir. Yani o işin böyle 10 saat durması muazzam şeylere sebep olabilir. Tabii bir bankanın 10 saat durduğunu düşünün. Çok büyük bir sıkıntı. Bunun için ne yapıyorlar işte? Birden fazla cluster'lı yapılı sistemler kullanıyorlar. Bunların arasında Hem replikasyonlar yapıyorlar. yedekli hem de sıkıntı çıktığı anda arkasında çok hızlı destek alacağı ve kısa sürede çözeceği bir adam arıyorlar. Evet, kesinlikle bunların ikisini çok rahat söyleyebiliriz. Bu ikisini de sağlayabilen dünyada aslında 3 firma diyeyim ben. IBM, Oracle, Microsoft var. Ama tepeden tırnağa bunları sağlayabilen sadece şu anda IBM ile Oracle var. Anladım. Aslında pure özgür yazılım çözümlerde bu olabilir. Ama tek bir sorun var. Yani o benim de aklıma şey yapıyor. Atıyorum X bir şirket buldunuz ve size support veriyor. Ama o iş şirketin şu kadarını sorguluyor. Çünkü ben bizzat konuştum yani IT yöneticileriyle. Diyor ki adam bu şirket Türkiye'de X bir şirket ya kapanır ya batarsa diyor herif. Ona bir şey Veya diyemedim. Yani bunun garantisini veremem şimdi. Bu batar mı batmaz mı? Veya Pandemi burası çıkar. çözemezse benim muhatabım kim diyor. Hani tamam diyor ben alayım şimdi hani Postgres ücretsiz gayet de performanslı. Belki yeri geldiğinde Oracle'a göre daha performanslı. Alayım diyor bütün production datasını koyayım ben bunun içerisine. Ama tutun ki kernel'da bir bug çıktı. Linux kernel'da hani işletim sisteminde bir bug çıktı ve bundan etkilendi. Olur mu? Oluyor. Siz bir update yaptınız security update'i. Çakıştı bunların versiyonları. Bug'ı çıktı çalışmıyor. Makine açılmıyor. Bu noktada ne yapacağım ben diyor. Hani gidip kernel'a patch geçebilecek bir adam yok. Zaten Türkiye'de yok. Türkiye'de desteğini veren adam bunu veremiyor. Destek aldığınız Postgre firması bunun altından kalkamadı. Diyor ki git işletim sistemini yapan yere sor. Bakıyorsunuz o da Debian, orada da kimse yok. O zaten en sevmeyen şeydir yani bu türden supportlarda. Yani o firma onu atıyor, onu atıyor, onu atıyor. Arada kalıyorsun. Siz Tabii günün tabii. sonunda seninki çözülmemiş. Anladım ben konuyu. Güzel, güzel toparladın. Peki, yani security işinden devam edelim. Böyle ne olursa olsun yani %100 security diye bir şey yok. Böyle bir tam case'i detaylı anlatmana gerek yok. İsim falan vermeye gerek yok. Böyle yaşadığın orijinal bir sızılmış yer ya da sızılma teşebbüsü gördün mü? Tabii ki yani şöyle Microsoft kullanan müşterilerimizde sızılma demeyeyim de şey çok oluyor bizde CryptoLocker bulaşma olayları. Ha makineye bizzat bulaşıp makineyi virüsleyip veri tabanının bulunduğu dosyalar falan da mı gidiyor? Eyvah eyvah. Evet evet hepsi gidiyor hepsi gidiyor. Veri tabanında Microsoft'taysa bir güzel veri tabanı da şifreliyorlar. Yedek medek de yoksa yani yedekleri bile şifreliyorlar. Hatta onu da vermişler Samba'dan oraya yazım izinli. Tık 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 şifreleye şifreleye gidiyor. CryptoLocker arkadaşlar bu fidye yazılımı, bu makinenize zararlı yazılım bulaştığı anda onun erişebildiği tüm hard disk kaynaklarına yani hard disk ve türevi tüm hafıza kaynaklarındaki dosyaları, kritik bulduğu dosyaları kripto oluyor. Ve bu kriptoyu açmak için adamdan kripto anahtarına ihtiyacın var. Bu kripto genelde asimetrik encryption kullanıyorlar. Öyle kolay kolay deneme yanılmaya çözülebilecek bir şey değil. İlk nesillerinde bazı böyle adamların yazdığı koddaki açıklardan yanarıp geri çözülen versiyonları çıktı ama kolay kolay yeni bir CryptoLocker yediğiniz anda makineye geçmiş olsun dosyalar gider ya da parayı ödersin.
Ne kadar para istediklerini gördün fidye? Vallahi en son 10 Bitcoin istemişlerdi bir müşteriden. 10 Bitcoin kaç para yapıyor şu Oo be. anda? Bitcoin. 200 bin dolar. Bitcoin 20 bin doları geçmedi mi ya? 200 bin dolar yapıyor 10 Bitcoin. Yani koca firma ama şimdi şöyle söyleyeyim, tek bir makine şifrelenmiyor burada. Adamların Active Directory'ye bir bulaşıyor bu. Tık 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 tık, ne kadar makine varsa hepsine. E tabi tabi oradan gitti mi? Bir de şuna bakıyorlar. Ne kadar çapta, hangi tip dosyalara, ne boyutta kriptolara bakıyorlar. Fiyatı ona göre belirliyorlar arkadaşlar. Tabii tabii artıyor yani. Ona göre Yani artıyor. Veri tabanı fidye falan gidiyor. aldığı kişi atıyorum bir süperstarsa başka bir fiyat çekiyor. Herhangi biri ise ona göre. Herhangi bir son kullanıcının 5-10 Tabii resmi ise. o parayı gönderirseniz o veriyi geri alacağınızın da bir garantisi yok. Bir de öyle bir durum da var. Yok. Yok. Kesinlikle yok. O 2-3 sebebi olabilir. Ya etik olarak vermeyebiliyorlar. Yanlış veriyorlar. Ya da sen hard diskin bir şekilde bozmuş oluyorsun bir yerlerini fazla düzelteceğim diye. Geri çözdüremiyorsun. Ondan da karşılaştım ben. Ama benim gördüğüm 170-80 toparlıyor. Çünkü toparlamasa Toparlıyorlar. kimse ödemez. Yani isimleri Tabii. çıkar ve der ki bu adamlar yollasan da yollamasan da bitti olur yani. Etik çalışmaya çalışıyorlar ama ne kadar etik tabii tartışılır. İşte onun için biz de Microsoft'tan kaçmaya çalışıyoruz aslında. Yapmaya çalıştığımız işlerden birisi de şirket o. Anladım, anladım. Hani olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü başlı başına Active Directory kendisi bir güvenlik açıyor bence. Sen Uygulama Windows'u sonuçları için çok daha. gömdün ha. Neyse, o onlar ayrı bir tartışma konusu. Şimdi onlara hiç girmeyelim. Sen bize bu ERP sistemlerinden bahsettin. Devasa sistemler. Şirketin her şeyi yani duvardaki çivisine kadar orada envanterde gözüküyor. Bunların üzerine bir güvenlik. Çünkü burada ERP dediğin anda veri tabanı olmuyor artık. Veri tabanından çıktık. Uygulama tarafına Tabii. geldik. ERP üzerinde çalışan, Tabii. verileri yazdıran application. Tüm şirketin her şeyini kontrol eden application. Peki Tabii bu ki, tabii ki. application'a yönelik atak ya da bu ataklara karşı Şöyle. çözüm. ERP Security denen şey. Üzerine bahsetsene biraz. Şimdi biz şunu yapıyoruz o noktada. Biz kendi yaptığımız çözümleri söyleyeyim. Bizim yine uygulama sunucusu tarafı, o da Oracle'ın bir ürünü. WebLogic diye bir uygulama sunucusu var. Oracle'ın bu iki tane aslında piyasada enterprise uygulama sunucusu var. Duymuşsunuzdur belki. Birisi JBoss, birisi WebLogic. Bunlar ücretli satılan ve bunların patchleri düzenli olarak da kurumsal firmalar tarafından sağlanan yazılımlar. Bizim uygulama sunucumuz da WebLogic olduğu için onun da belli bir portu var. Diyor ki işte 48.0.80 portu benim diyor dışarıya servis yaptığım port. Bunun harici başka hiç portumu açma. 48.0.80 aynı 80 portu, bir Apache'nin 80 portu gibi bir port. Siz ne yapıyorsunuz? Kurulumu yapıyorsunuz. Diğer bütün portları kapatıyorsunuz dışarıya. Sadece uygulama sunucusu dinlemeye başlıyor. Oradan sonra da diyorsunuz ki yani benim güvenliğim artık Oracle'a emanet. Yani Oracle en son security patch'i ne zaman geçtiyse o noktadan sonrası yapacak bir şey yok oradan geldiklerinde. Çünkü uygulama sunucusunun da kaynak kodu kapalı. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Hani böyle bir ürün kullanıyorsanız bunun da desteğini mecburen dışarıdan almak İşte zorundasınız. bu kısımları sevmiyor bazıları biliyorsun İhtan. tabii artı ve eksileri var diyebiliriz o zaman. Tabii ki, tabii ki. Artı ve eksileri var ama mesela şöyle büyük telko firmaları şunun için tercih ediyor bunları. Bunlar hızlı ve kolay security çözümleri sağlıyor size. Şu açıdan hızlı. Yeni bir güvenlik açığı çıktığında bunun patch'inin geçilmesi saatler sürebiliyor. 1-2 saat içerisinde açık bulunuyor, düşüyor. 1-2 saat içerisinde patch'i geçiliyor. Anladım. Direkt size patch gönderiyor Oracle. Hızlılar. Hani gerçekten çok agile yürüyor bu işler. O açık bulunduğu andan itibaren ama open source bir şey kullanmış olsaydınız bunun açığını kapatması çok zor olurdu. Yani tam kullanabilirsiniz open source, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama o firmanın onun açığını saptayabilecek personele ihtiyacı var. Yani böyle WebLogic, 100 WebLogic'i bir kişi yönetebilirken belki bir Apache'yi bir kişinin yönetmesi gerekiyor orada. Patch'ini geçmesi, günlerce uğraşması gerekiyor. Ya da Apache patch geçene kadar Ya da bunu iyi bir sürdürmesi support lazım. alman lazım. Tabii iyi support Tabii. verecek ekip bulman lazım. Bir Ha, support o team ekibi onunla de bunun. uğraşacak. Şimdi Türkiye'de mesela kim doğru düzgün Tomcat desteği verebiliyor ki? Tomcat'i ele alalım mesela, o da bir Java uygulama Var, sunucusu. var iyi tamam. Var da az var. Çok az var. Çok az Çok var. az var ve bunu kernel seviyesinde ne kadar yapılabiliyor? İşte o da mesela bir Ondan tartışma çok çok daha konusu. az var. Yani hani sonuçta bir Linux'un bir ürünü, bir aracı Tomcat kullanıyorsunuz içeride ki en son firma adı vermeyeyim, bir firmayla görüşmüştüm bu konu hakkında, ben bu Tomcat konusu hakkında. Bir arkadaşım da hatta gidip bu firmaya Tomcat güvenlik eğitimi vermişti. Hani onlar bile şu an Türkiye'nin en büyük yazılım firmalarından birisi deli gibi Tomcat desteği verecek yer arıyorlardı. Hani Anladım. çok az var. Spesifik bir ürün Bulunamıyor olduğu için diyor. anladım. Valla iyi güzel güzel. Ben sorularım cevabını aldım. O zaman senin böyle ekstra uğraştığın bir dal biliyorum. Biraz konuyu değiştirelim. Az da teknik daldık. Yiğitan şey üzerine de kripto paralar üzerine de bir dönem ilgilenmiş. Onları basmış, zıplatmış, 2012. hoplatmış falan bir şeyler yapmış.
Nedir bu kripto para? Yenir mi, yenmez mi? Ne olur? 2012-2011 yılında biz bu işe işte daha Bitcoin kaç paraydı o zamanlar hatırlamıyorum. 100 dolar mı 200 dolar mı öyle bir şeydi. 2011-12 yılında benim eski ev arkadaşımla beraber biz bu işe girme kararı aldık. Gittik ekran kartlarımızı satın aldık. Güzel güzel hani basacağız edeceğiz falan. Ondan sonra işte benim ev arkadaşım birazcık şey yaptı. İpin ucunu kaçırdı. Bizim çalıştığımız yerde basmaya kalktı Wuhan'da. Onun adını Çok ayıp, çok vermeyeyim. ayıp. Ha. Birazcık ipin ucunu kaçırdı ev arkadaşım. İşte sonra böyle Wuhan'da da bir miktar ürettik falan. Neyse kripto paralar nedir ondan da bahsedelim birazcık. Şimdi bir blockchain denen bir teknoloji var ki herkes duymuştur yerinden ucundan kıyısından okumuştur. Aslında blockchain teknolojisi bize şeye çok benziyor. Bu torrent teknolojisi. Torrentler eski bir teknoloji. Bir database oluyor bu blockchain'in. Şöyle benim size para gönderdiğime dair yazılan bir database. Kim kime ne göndermiş şeklinde. Ve bu database herkes de ortak oluyor. Herkes de ortak olduğu için bunun manipüle edilmesi imkansız oluyor. Biz bir transaction yaptığımızda o transaction dünyadaki bütün wallet'lara yazıldığı için ha biz buna güvenli diyoruz. Ve bu transaction'da yapabilmek için imza atılması gerekiyor. İmza hani üçüncü bir kişinin girmesi gerekiyor oraya. Ama üçüncü kişinin de yeni bir coin üreterek bunu yapma yetkisi oluyor. Her coin üretildiğinde transaction'lar onaylanarak gidiyor. Anladım. Ve bu sayede de üretim döngüsü oluşuyor. Birileri üretmeye devam ediyor, birileri de para transferi yapmaya devam ediyor. Ama bence bana sorarsanız şu anda ben Bitcoin'in çok bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üretimi Diğerlerinden çok zorlaştı, farklı değil mi? olarak. Birincisi üretimi çok zorlaştı. Üretimin zorlaşmasıyla beraber gelen ikinci problem de şu. Transaction yapılamaz hale geldi. Siz bir wallet'tan bir wallet'a şu an göndermeye kalktığınızda belki bir hafta iki hafta beklemeniz gerekiyor. Hani direkt ben anında parayı göndereyim gibi bir kavram yok. Sebebi de şu. Siz orada sıraya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim transaction'ımı imzalasın ilk üreten kişi. O da diyor ki ben 3 coin'e imzalarım diye atıyorum kafadan. Hani über rakamlar isteyebiliyorlar hızlı transaction yapabilmek için. Anladım. Ama şu, bir de bunun ikinci bir durumu söz konusu. Bu piyasalar çıktı hani biliyorsunuz bir sürü Bitcoin piyasaları. Hani siz gidiyorsunuz belli para yatırıyorsunuz. Sen Orada içeride Bitcoin değil de altcoin başka bir şey yatırıyorsunuz. alın diyorsunuz galiba. İyi tamam, bizi yönlendiriyor mu? Ne yapıyorsun? Yani Altcoin'lerden bahsediyorsun ha? altcoin'ler belki hala da çoğu kullanılabilir durumda şu anda ama Bitcoin'in şu an ben gerçekten piyasada olandan fazla bir şişirme olduğunu düşünüyorum. Yani o piyasalarda çoğunda %90'ında gerçekte ellerinde o kadar coin olmadan o coin'leri piyasaya sürdüklerini düşünüyorum. Yani herkes bir anda coin talebi olaraktan gitse belki nakit parayı karşılayabilir. Ama coin karşılığı yok. O kadar Bitcoin dönmüyor piyasada. Anladım. Çünkü bir yani Bankalardaki Bitcoin altın gibi, öyle derler ya, ortada altın yok ama evet. altın satıyorlar. Heh, altın satıyorlar ama sorun şurada o altının başka bir yere aktarılması için o bankadan başka birinin de altın bulması gerekiyor. Başka biri altın bulamıyorsa, bulunması çok zorlaşıyorsa o para da oradan dışarıya çıkartılamıyor. O zaman Yani artık altcoin mi alalım, ne yapalım? Bir şey, tam bir şey söyle. yani altcoin alabilirsiniz. Monero vardı mesela güzeldi ben bir aralar Monero falan aldıydım ilk çıktığımda. İşte kaç 5 dolardan aldım sonra kaç paraya sattım hatırlamıyorum. 50 dolara mı sattım 55 dolara mı sattım. Şimdi kaçta baktın mı hiç? Şimdi hiç bakmadım ama vardı yine bir 90-100 dolar civarında. İyi, iyi, fena para yapmamış. Ayıp işte. Ama ben dediğim gibi coin'de çok bir gelecek görmüyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Anladım. Coin abi, bu haliyle biraz, yani gelecek var bence. Yani bu mimaride gelecek var. Mimari de gelecek Ama var. bir regülasyon problemi var gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey vardır. Yani ben tabii ekonomi uzmanı değilim sonuçta. Bir finans uzmanı da değilim. Yani o adamların söylediği şöyle bir şey var. Piyasadaki hacmi sınırlı olan ürünlerin, tamam mı, çok rahat manipüle edilme riski vardır. Ve yani mesela Bitcoin'in bir sınırı var. Zaten ondan daha fazla üretilemeyecek. Ve gittikçe zorlaşıyor üretmek. Ve bu hacmi parasal olarak çok büyüyemediği için, yani adet olarak büyümediği için parasal olarak da büyüyemiyor. Yani bizim için çok büyük rakamlar olabilir ama büyük oyuncular için bu rakamlar çok büyük değil. Ve yani onların manipüle etme ihtimali çok yüksek. Yani tamam, 20 bin dolar okey ama bir anda 10 bine çekebilir. Ve hiçbir regülasyon yok. Mesela Türkiye borsasında vardır, bir tahta açıldığında seansta %10 yukarı ya da aşağı yapar, sonra tahta kapanır. Burada öyle bir Ya, şey yok. herhangi bir durumu yok. %80'e çakılırsın. Bir baktın 10 bin dolar 2 bin dolar olmuş. Bu Bir de dediğim gibi piyasada şimdi bu borsaların bir güvenilirliği de yok. Herkes artık borsalar üzerinden coin alıp satın yapıyor. Kimse kendi wallet'ında bir şey tutmuyor. Borsaların ben herhangi bir güvenilirliği olduğunu düşünmüyorum. Yani elimde belki para karşılığını tutuyor olabilir ama coin karşılığını tuttuğunu da düşünmüyorum çoğunun. para karşılığı yeter ya. Yeter, sıkıntı yok. Ama bu shortlama meselesi gibi olabilir. Yani bir anda öyle bir zıplar ki adamın elinde Kapatıp Bitcoin kaçabilir. olmadığı için,
Yani anladınız değil mi arkadaşlar? Bitcoin sana satıyor. Yani Hı. o Bitcoin, ya sen 10 bin dolar ödedin. O Bitcoin 20 bin dolardı. Hadi bakalım paramı ver, satıyorum dedi anda. Sana cebinden bir 10 bin daha ekleyip satması lazım. Evet. Değil mi? Evet, bu da büyük bir yük. Ama yani çok böyle ciddi iniş çıkışlar ve yani bir anda topluca para çekiliş olursa, bu şu andaki bankalar için de geçerli farkındaysan. Hı. Bankalar için de geçerli Ama ama bankalarda bankaların devlet garantisi arkasında var devlet işte. var. Yani bu türden yapıların hepsinde bu risk vardır. Ama arkasında devlet olunca biraz da kafan rahat oluyor. Arkadaki devlet de belirli bir rakama kadar ha. Sınırsız para garantisi vermiyor devlet. Tabii %30'du galiba yanlış Yok yok hatırlamıyorsam şu galiba an. rakam var. Ona emin değil, bak finansçı değiliz ya, bilmiyoruz biz. Hı Bilgisayarımdan diyorsun. hı. 100 milyar ya, yani 100 milyon TL'ye kadar mı, yani ya da 100 bin TL kan bilmiyorum, atıyorum yani, öyle bir üst sınır var, onun üstüne garanti etmiyor. Ama şunu duyabiliyorum. Şu ana kadar ne olursa olsun bu paranın üstünde bile olsa devlet ödemiş. Eğer böyle Hı. offshore falan değilse. Ama Evet. bu şey bankalarında, coin bankalarında kısmet. Direkt O kısmet yani, ona yapacak bir şey yok. bir Dedim ya, normal banka bile batar. Coin bankası niye batması yani? çiftlik bank meselesi var Türkiye'nin O yine. ayrı başka bir bank. O da battı. O da battı. Çok trajik ya. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Son bir şey daha söyleyeyim o zaman. Yavaş yavaş kapatalım Tabii ki, Yiğitan. tabii ki abi, tabii ki Bu abi. coin merakları için söylüyorum. Siz Hı. basma sürecine girdiğiniz için. Yani bundan çok para kazanırsınız ya da kazanmazsınız değil. Ben teknik olarak bir Hı. bilgileri olsun diye soruyorum ki. Hı. Ben biliyorum ama birinci ağızdan senden de duyalım. Belirli bir matematik fonksiyonu vesaire sonrası sen bunu ortaya çıkarıyorsun. Doğru mudur? Evet. Bunu bu hesap gücünü elde etmek için bazı coinler bir CPU ile daha kolay Hı. basılırken, bazıları Evet. ekran kartlarının GPU'su ile daha kolay basılıyor. Evet, Bu fark niye kesinlikle, oluşuyor öncelikle kesinlikle. biliyor musun? Şundan oluşuyor. Bunların yazılma algoritmalarına göre değişiklik gösteriyor. Şimdi ekran kartının GPU'su dediğimiz birçok mikro işlemciden oluşuyor. Mimari olarak Aynen. aslına baktığımızda. Küçük küçük bir sürü. Shader denen. Hı? Evet. Bunların yazılan bu yazılımları, daha doğrusu ilk baştaki algoritmaları buna göre daha paralel işleme yatkınsa paralel işlem Daha gücüne, o küçük zaman işlem ekran gücü ama daha kartı. fazla. Hı-hı, paralel işlem gücü. Yani daha küçük ve daha fazla kesinlikle. Shader'lar üzerine çalışmaya uygunsa Shader'da çalıştırıyoruz biz bunu. Yok, bunun işlem gücü daha core bazlı, yani paralel değil seriye yatkınsa bu sefer ne yapıyoruz? CPU'da çalışıyoruz. Mesela Monero aslında CPU bazlı bir coin. Ama mesela Bitcoin GPU bazlı bir coin. Bunun şey de buradan geliyor, ayrımı da. Ama şöyle söyleyeyim, şu an piyasadaki ekran kartları ve CPU'larla artık coin basmak imkansıza yaklaştı. Çünkü rig miner'lar çıktı artık. Sadece bu işi yapmak için özel geliştirilmiş cihazlar var. İşte binlerce shader'dan oluşan, binlerce içinde işlemciden oluşan adamlar özel rig miner'lar Yani satıyorlar standart piyasada, ekran kartı bulabilirsiniz. değil, bu işe özel Yok. yapılandırmış işlemcileri yan yana Hı-hı. dizdikleri özel şeylerden değil mi? Evet. Rig miner'larla yapıyorsunuz artık. Çünkü o kadar yüksek bir işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ki. Her üretilen coin birazcık daha zorlaşıyor yenisinin üretilmesi. Her yeni bulunduğunda birazcık daha zorlaşıyor. İşte onunla belli bir yarılanma sayısı var. Yarılanıyor. Hiç şöyle bir şey Hı-hı. düşündün mü? Tamam, böyle zor ama sonuçta böyle bir ürün alınabilir ama Hı-hı. çok fazla elektrik yiyor. Zaten sıkıntı orada. Elektrik Evet. fazla yediği için elektrik masrafı coin'den pahalıya gelebiliyor. Ya biz işte yurttaydık abi Elektrik size o dönem. ama siz o günlerde bastığınız sembolik canım. Böyle şöyle bir Tabii şey tabii. düşündünüz mü hiç? Yani şu andaki kafanla atıyorum yani, böyle Hı bunları alalım. Bir de güneş panelleri kuralım. Oradan hı. elektrik beleş gelsin. Biz burada basalım. Ha, var mı böyle? Abi Böyle şimdi düşünen şöyle. arkadaşlar var. Yani varsa onlara bir fikir edinsin diye soruyorum. Güneş paneli bile çok maliyetli bir olay. Şimdi belki onun geri dönüşü size bulur 30-40 sene. Yani sizin oraya yatırdığınız parayı geri almanız 30-35 seneye bile bulabilir. Ya Toplam, gittikçe kendi ucuzluyor toparlamadan. gerçi ama yani dediğin gibi böyle ertesi güne Hı hı. çıkmaz, böyle birkaç yıl önce Yok yok, birkaç yılı cepten sürer, çalışırsın. orası kesin sürer. Ki şu an rig miner çalıştırmak bile Türkiye'de bizim normal elektriğimizde mantıklı değil. Elektriğe vurduğunuzda rig miner'ı yine pahalıya geliyor. Bir de şöyle bir durum var, devletten bunun için ruhsat alabilecek misiniz? Hani imarlı arazi olması lazım mesela güneş paneli dikebilmek için oraya. Bir sürü ekstra maliyet giriyor işin içine. Ben alayım güneş panelini direkt takayım da çalıştırayım gibi bir şey yok. Zor yani, çok zor. O zaman ne, Ayrıca altın mı alsınlar? Şaka yaptım, şaka. Valla nasıl yapılabilir Finans emin olsaydım zaten. tavsiyesi Yok, finans işine ben bakmıyorum. Bana göre vermiyoruz. ben kesin batarım yani. Hani hiç benden tavsiye almasınlar finans konusunda. Anladım. Okey. Süper Diyitan. Valla Çok teşekkür birçok ederim abi. soruyu sorduk. Bazı konular biraz teknik daldık. Farkındayız ama şey yapacak arkadaşlar da böyle dinledikçe, sağa sola araştırarak bunları Hı. cevaplayacaklardır. Bir bakalım, zombi sorula vesaire de böyle atladığımız bir şey var mı? Asymmetric encryption yapıyorlar dedi. Bu hash yapıyorlar değil mi? O Evet Oracle evet. application arasında. Tabii. Asymmetric Hash'le. encryption değil, hash kullanıyorlar.
Zaten söylemişti Yiğitan. Yedek almak çok önemli diyor. Tabii Doğrudur. ki, tabii ki birincil öncelik, ama her şey yedek de değil. Hani canlının, biz replikasyon dediğimiz ikinci sistemlere ihtiyaç duyuyoruz. Canlı çalışan ikinci bir klasöre. Çünkü o yedeği aldınız, geri döndünüz, oradaki veri kaybını tölere edemeyebiliyoruz çoğu zaman. Yedekten önemli olan başka bir şey var, Ya o da mesela disaster ortamı. normalde herhangi bir atıyorum böyle kıymetli veri taşıyan kurumlar tüm yedeğin ya da böyle değişiklerin yedeğini ne sıklıkla alıyor? Genelde yedeği şöyle, point in time recovery dediğimiz bizim bir mantık var Oracle'da. Günlük alırsınız ama o gün içerisindeki istediğiniz ana dönebilmenizi sağlar bu da. Ama bu adamların bir de disaster ortamı vardır. Birer dakika aralıklarla senkron eder iki ortamı. Yani bir aslında şunu diyebiliriz. Birer dakika aralıkla yedeğini alıyor da diyebiliriz biz bunlara. Önemli. Şimdi burada olay şu arkadaşlar. Günlük aldınız. Ertesi gün saat gün dolmadan akşam atıyorum 6'da patladı. Ne oldu? Sabahtan 6'ya kadar şeyi kaybettin. Evet, bizim için böyle bir şey söz konusu Ya değil. Biz 5.59'a kadar hele kaybetmeyi göze sen banka için alabiliyoruz düşünsene. O paralar onu. akmış yılmış. Onu nasıl bir daha? Hani Çok zor. oralarda işte daha farklı senkron çözümler var. Yani asenkron değil, senkron çözümler. Bu söylediğim mesela da bir dakika arkadan gelen asenkron bir çözüm. Ama Tam siz real time senkron bir var mı? çözüm uygulayabilirsiniz. Tam real time. Tabii ki, tabii ki, tabii ki Var değil mi? senkron çözümler var. Ama bunlar tabii performans düşüşü olarak size yansıyor. E İkisi tabi. de birden yazılmasını bekliyorsunuz. E tabi. Gibi durumlar söz konusu. Var var. Ben biliyorum da dedim ya arkadaşlara gazlamak için soruyorum. Ya burada özellikle disaster'lar başka bir site'te oluyor arkadaşlar ve daha başka site'a genelde böyle bağlantıyı da özel bağlantı alıyorlar. Dark fiber'a kadar düşebiliyor bu iş. Tabii. Çünkü çok hızlı bir şekilde sen atıyorum İstanbul'daki verini Konya'daki yedek disaster'ına çok hızlı aktarman lazım. Böyle internet mi internet? MPLS mi MPLS kurtarmaz. 5 saniyede 100 MB'a ihtiyaç duyuyor Yani mesela çok adam. yüksek Maksimum diyor, hız, ben bu kadar şey bir yaparım. de çok kısa süre içinde. Yani Evet. milisaniyelerden bile mümkünse düşmeye çalışıyor ama network'te mümkün değil fazla. Tabii. O 5 saniyede dediğim gibi 100 MB beklentisi adamın. Saniyede 20 MB per second istiyor minimum. Adam mesela verisini dışarıya aktarabilmemiz için bir müşteri için örnek yani verelim. ona göre de işte para varsa alıyorlar Tabii. hatları. Oracle veri tabanı için hangi dille program geliştiriyorsunuz genelde? PL SQL ile geliştirme yapılıyor Oracle veri tabanı içerisinde. Oracle veri tabanının kendi dildir zaten PL SQL'den. Normal SQL'den farklı olarak uygulama yazabilirsiniz içinde. Uygulama yazılabilen bir SQL dili değil Tabii tabii mi? tabii 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 ki. Ayrı bir dünya. Onun ayrı developerları var, Peki ayrı benzediği bir bir şey var mı? Develop kısmı. Neye benziyor? Şöyle, bence C'ye birazcık benziyor ama o çok ona da benzemiyor. Çok yok açıkçası ya, öyle söyleyeyim ben size. Uzaktan C'ye akraba. Uzaktan C'yi andırıyor yani, hani onu Anladım. söyleyebilirim. Atmışım. Sertifikayı sana şey vermiş ya. 71. sertifikayı. Askeriye vermiş. Oracle sertifikasını. Okey. Tamam. Sorularımız da tamam. Harika Yiğitan. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok Ben çok keyifliydi. teşekkür ediyorum abi. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Kendine çok iyi bak. Sizler de arkadaşlar. Okey. Ekleyecek bir şey yok o zaman. Kapatıyoruz. Ekleyecek bir şeyim yok. Eyvallah Görüşmek üzere. kardeşim. İyi ki Kendinize çok iyi geldin. bakın. Konuşuruz Sağ tekrar. ol abi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.